Küçük Ağa'nın Emine'si, Çalı Kuşu'nun Feride'si, Samanyolu'nun Zülal'i, Gölge Çiçeği'nin Meral'i, Tutku'nun Menekşe'si, Hicra'nın Zehra'sı, Mühürlü Güller'in Muallası. O, zarafetiyle Türk sinema tarihinin vazgeçilmez ismi. Açelya Akkoy'un bugün akla takılanlarda başarılı ve güzel oyuncu Aydan Şener'i konuk ediyor. Ekranların sanatsever programı Akla Takılanlar, Açelya Akkoy'un moderatörlüğünde başlıyor. Efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. O kadar mutluyum ki. Hani hepimiz hayatımızda kendimizi bilmeye başladığımız günden beri hep birilerini rol model alırız. Hep birilerinin önce onlardır bizim ışığımız. Sonra biz o ışığa doğru yürürüz, ışık olmaya çalışırız. Aydan Şener benim hayatımda öyleydi. Şimdi soruyorum size, hanginiz hayatınızın bir dönemi Aydan Şener olmak istemediniz? Ay. Hepimiz olmak istedik. Ben açıkçası 13-14 yaşındaydım. Aramızda çok büyük yaş farkı yok. Aydan gibi saçımı kestirip, Aydan gibi hazırlanıp konservatuvarda Aydan gibi olmak isterdim. Ve yıllar sonra Aydan Şener bir konservatuvara geldi. Elim ayağım böyle boşaldı. Dedim ki bazen de bazıları gibi olmamak lazım. Hep onlara bakmak gerekiyor. Bugün biz Aydan Şener'e bakacağız hep birlikte. Seyretmeye doyamadığımız Aydan Şener'le birlikte olacağız. Canım. Hoş geldin Aydan'ım Hoş benim. Hoş buldum Açelya'cığım. Vallahi duygulandırdın beni. Gerçekten çok kalben söyledim. Biliyorum senin samimiyetini. Herkes hocam. Aydan Şener olmak istedi bu hayatta. Ne güzel, ne mutlu bana. Gerçekten nasılsın Aydan'ım, iyi misin? İyiyim, çok çok iyi görünüyorsun, öncelikle onu söyleyeyim. Çok şükür, çok iyiyim. Yani bu dönemde olunabilecek en iyi şey sağlıklı olmak. Ve aktif çok şükür, olmak. Evet, çok şükür aktif sağlığım olmak. Yerinde. Ben zaten şimdiye kadar iyi koruduk koronadan falan kendimizi. Ama yani bu dönem geçecek Aydan. Geçecek, hepimiz geçecek, bunu biliyoruz. Evet. Buna inanmak zorundayız. Başka bir şansımız yani yok. Yani dünyanın başına dönem dönem böyle şeyler gelmiş ve bir şekilde atlatılmış. Ben bunun da geçeceğine inanıyorum. Hı hı. Aşılar sayesinde işte bağışıklığımızı güçlendirerek, ama böyle bir dönemi de yaşamak varmış, kaderimizde varmış, evet. Ne yapalım? Biz şahitlik ettik bu döneme aslında. Şahitlik ettik, aynen. Bu tarih tabii yani. Tarih tabii. Tarihe şahitlik ettik. Evet. Aydan, biz ekipçe böyle geleceğin günden beri çok heyecanlanıyoruz ve diyoruz ki Aydan Şener o kadar güzel bir güneş ki biz hani VTR hazırlayacağız ama nasıl bir VTR olur, nereden başlayalım? Bir de çok çalışmışsın, hep çalışmışsın. Hep var olmuşsun 90'lar ama özellikle. Hiç böyle sineye dokunmadan sadece mesleğini yaparak, aynen, güzel duruşunla biz bir VTR hazırladık, izleyelim, üzerine konuşalım. Tamam. Eğitimci bir ailenin çocuğu olarak Kilis'te dünyaya gelir. Küçük yaşta ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşirler. Güzelliği daha çocuk yaşlardan, dikkatlerden kaçmaz. Ama o henüz güzelliğinin ona açacağı kapılardan bir haberdir. Babasının bir öğrencisinin vasıtasıyla güzellik yarışmasına katılır. Fakat yarışmadaki tek iddiasız isim yine kendisidir. Belki de birincilik tacını taktığında tek şaşkınlık yaşayan kişi de bu yüzden o olur. Podyum, mankenlik ve reklam filmleri konusunda birçok teklif alır ama babası hiçbirine müsaade etmez. Ta ki TRT için çekilen Küçük Ağa dizisinin yönetmeni Yücel Çakmaklı günlerce kapılarını aşındırıp babasını ikna edene kadar. Başarılı yönetmenin inadı sonuç verir ve Türk sineması 80'lerin başında yepyeni bir yıldız kazanır. Küçük Ağa'da Çetin Tekindor ile geçer kamera karşısına. O artık Küçük Ağa'nın güzeller güzeli Emine'sidir. Saadetimiz daim olsun efendim. Emine ona çok uğurlu gelir. Küçük Ağa'da kendisini izleyen Türk sinemasının duayeni Osman Seden'in de dikkatinden kaçmaz bu yeni yıldız. Bu sefer de Osman Seden, Aydan Şener'i yeni dizisi için babasından ister.
ve Aydan Şener'e bu iş bittiğinde sokakta dolaşamayacaksın der. Her şey tam da dediği gibi olur. Türk halkının idealist köy öğretmeni Çalıkuşu'dur. Kamra'nın hırçın gülbe şekeridir artık. Ne gülüyorsun Feride? Hiç. Sen deminden beri tuvaletinle uğraşırken ben de Allah seni yanlış yaratmış diye düşünüyordum. Ben erkek olacakmışım, sen de kız. Ne yapardın erkek olsaydın? Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle seni kendime alırdım. Daha sonra en yakışıklı jönlerle en unutulmaz roller önüne serilir tek tek. Siz hep böyle kavga mı edersiniz kuzum? Ha, boş verin şimdi Necat'ı. Hani telleri kopuktu? Samanyolu'nda hayatın bambaşka yerlere sürüklediği Necat'in Zülali'dir. Sen gene eski çocuksun Necat, hiç büyümedin. İki kız kardeş de Necda'nın baba bir, anne ayrı ablası Perihan'dır. Yalvarırım gelme, dayanamam. Vallahi geleceğim. Fatih Harbiye'de Şinasi'nin çocukluk aşkı Neriman'dır. Sen medeniyetten uzak yaşamaya nasıl razı olursun? Senin medeniyet zannettiğin şey ışıklı Beyoğlu hayatı. Gül ve Dike'nin Belgin'i, Gölge Çiçeği'nin Meral'i. Bugün erkencisin ha? Mecburen. Artık eskisi gibi yüzemiyorum. Mühürlü Güller'in Muallası, Fikrim'in ince Gülü'nün Zehra'sıdır. Bu nikah kıyma görevini yerine getirelim. Sonat'ın Esmesi ve son olarak tüm erkeklerin hayran olduğu Amelye'dir. Lütfen rahat olun adam. Bana güveniyorsunuz. Hüznüyle kederlendirip aşkıyla umutlandıran sayısız rolün güzel, zarif ve naif kadınıdır Aydan Şener. Ve Sebebi Hayatım dediği, kendi izinden giden güzeller güzeli Ecem'in biricik annesidir. Aslında ben seviyorum ama nedense hiç gitmiyoruz. Gözlerini bir dakika bile Eylül'den ayırmadığın için beni görmüyorsun. Günün birinde pamuk anane olsa da o Türk halkının gönlünde hep gül ve şekerdir. Adın ne senin tatlı şey? Kamuran. Yazık, ben Kamuranlarla hiç geçinemem. Demek Kamuran ha? Ya ne kadar güzel hazırlamışsınız. Ya ne demek. Sen senin de ekibinin de ellerine sağlık. Ya, canım benim. Ya. Aydan şimdi hep kafamıza takıldı. Soralım mı sormayalım. Çünkü diğerlerine de ayıp olsun istemiyoruz. Herkes çok güzel oynadı. Ama Gülbe Şeker senden önce de oynandı ve çok büyük isimler oynadı. Tabii. Senden sonra da çok güzel isimler oynadı. Ama iş sende kaldı. Bende kaldı aynen. Çok da iyi oldu bence. Yani kimse, evet. Gülbe Şeker seni terk etmedi. Sen de onu etmedi. Terk etmedi. Aydan Şener ismi terk gerçekten etmedi onu. Gerçekten etmedi. Yani onu hep diyorum, o kadar insanlarda iz bırakmış. Tabii ki ben çekimler sırasında da yayınlandığı zaman da böyle olacağını tabii ki öngöremezdim. Ama çok enteresandır. Çok enteresan. Bunca sene. Bunca güzel iş. Evet. Üzerine kaç güzel iş kaç oyuncu olduğu halde onun yeri hep ayrı hep oldu. Hep ayrı kaldı. Çalıkuşu'nun. İşte onu şey diyoruz tam evet. Oturmam aslında. Yani bir de karakterin ismi, Çalıkuşu, Aydan Şener hepsi aynı oranda çok büyüdü. Oturdu evet. Aynı yani, oranda aynı büyüdü yani. Da oranları büyüdü, da doğru. Aynı büyüdü. Doğru. Bence burada tabii çok önemli bir hak ediş var. Çok büyük emek var ama doğru buluşma var. Doğru Osman Selin'e bir Allah tabii, rahmet aynen. eylesin diyelim, demek diyelim. Gerekiyor. Her zaman diyorum tabii. Nur içinde yatsın. Çok evet. Öngörülü. Bana da ilk konservatuar son sınıftayken çağırıp sen Beşiktaşlısın değil mi? O zaman sana rol vereceğim deyip ilk rolümü veren de odur. Allah nur içinde yatsın. Ha, hepimizin Osman'a hayatına dokunmuştur bir şekilde. Ben konservatuara mı geldim? Evet. Onu hatırlayamadım da. Mimar Sinan Üniversitesi'ne geldin. 1993'te. Aa. 93'te 94. Ya birini hazırlıyordun sınava ya biri geliyordu. Allah. Aydan Şener geldi dediler. Ya. Bana hemen biliyorlardı benim. Hmm. Bir Aydan Şener fanı ay, olduğumu. Canım. Aydan ben nasıl ineceğim aşağı? Dedim, seni koridorda dediler böyle. Aa, çekim için falan belki çekim için geldin. Herhalde. Evet galiba bir program yapıyordun okulla ilgili bilmiyorum. Hiç unutmuyorum krem rengi böyle güzel bir elbise ve bir binici şeyin vardı. Aa. Ondan sonra yani merhaba yapmıştım böyle yıllar sonra da sonra iş hayatında karşılaştık. Karşılaştık ama benim için oldu. Çok güzel bir gündü o gün. Ve şeyde de doğru ben senin için saçımı kat kat kestirdim. Perma yaptırdım. Ya. Aydan Şener olabilir. Sonra baktım ki bu
iş saçlı olacak. Yer aynen Şener makyajı falan gibi şeyler. Evet, eyelinerları çekip. Yani evet, maşallah demek istiyorum. Çok güzel izler bıraktın. Canım. Hepimiz de şu an ekran başındaki seyircilerimiz şey diyordur, özellikle kadın seyircilerimiz. Evet, haklısın Açeli. Biz de olmaya çalıştık Aydan Şener. Bu seni hep mutlu etti ama. Etti her zaman. Her zaman. Yani bunu hep çok güzel şükür, karşıladım çok bunu. Çok şükür. Tabii. Yani demedim en ki neden kazancım o benim. Ya yani bu kadar sevilmek, saygıyla karışık bir sevgi olması benim için çok önemli. Yoksa popüler herkes olabiliyor. Ama ben hep onu istedim. Ona da emek verdim. Emek verdim, evet. Ona da emek verdim. Seneler geçse de hatırlanmak, saygıyla anılmak benim için her zaman daha öncelikliydi. Yani o seçimi şimdi bize belki burada oyuncu olmak isteyenler neden bu seçimi yaptın, neden öbürü değil sorusunu da soracak olur. Belki ilerleyen zamanlarda anlatırsın. Ama biz biraz çocukluğa dönmek istiyoruz. İki sorumuz var. Bir annenin sandığı var ve oradan çıkan bir gelinlik var. Ve sen devamlı o gelinliği giyermişsin küçük aydan. Ya. Acaba ne hayal ederdi? Ya. Oyuncu olmayı hayal eder miydin o gelinliği giyerken? Ya şimdi mesela küçüklük fotoğraflarıma bakıyorum. 3-4 yaşındayken bile işte yaşıtlarımla böyle çekilen fotoğraflarda aile içinde veya kuzenlerle işte arkadaşlarla. Ben hep böyle ya şöyle durmuşum ya işte bir şey yapmışım. Yani bir poz durumu var yani da o yaşlarda bile. Hani onlar böyle çocuk durmuşken ben hep böyle bir poz vermişim yani. Onu diyorum, biraz bu içten de gelen bir şey. Değil mi kendini? Mutlaka tabii. Ama annemin gelinliğini evet böyle çok giyerdim kendime, evet gelin oldum diye duvağını takardım falan. Vardı öyle meraklarım. Saçlarım mesela, uzun saç çok severdim. Ben aslında kaynağı, bence bu saça yapılan kaynağı o zamanlardan keşfetmişim. Ne yapardım biliyor musun? Gazete kağıtlarını böyle ince ince keserdim. Onları tokayla. Gerçekten. Vallahi tokayla böyle buralarımı tuttururdum. Çünkü çok uzun saç çok severdim. Annem de genelde benim işte zaten çocukluk resimlerinde de genelde hep kahkül ve böyle şu boylardaydı saçlarım. Ama ben de bele kadar bele saç kadar seviyorum. Öyle bir şey bulmuştum. Onları tokayla buradan tuttururdum. Kendime böyle saç yapardım. Ama onları saç zannederdim zeka falan. Zeka işte, balık burcu falan. İşte böyle bir yaratıcılıklarım vardı yani. Aynen. O iş biraz öyle ilerliyor ama sonrasında da zaten güzellik yarışmasına girmek de bir tesadüf değil mi? Babanın öğrencisi mi Aydan? Anlatsana orayı biraz. Biz bir tatile gittik 81 yazında. Hatta o tatilde şeyi de seyretmiştik. Prens Charles'la Diana'nın düğününü. Temmuz ayıydı zannediyorum. Geçen gün Crown'u seyrediyorum. Ben de orada gördüm. Dedim yarışmaya katılmadan önce seyretmiştim diye. Onu hatırladım hatta. Sonra işte tabii arkadaşlarla dolaşıyoruz. Sahile iniyoruz falan. Altınoluk'taydı tatil. Babam da bir talebesiyle karşılaşmış. Çay bahçesinde otururlarken. Talebesi de Milliyet Gazetesi, o dönem işte yarışmaları o düzenliyordu. Çok da kaliteli güzel yarışmalardı, Türkiye Güzellik Yarışmaları. Çok kaliteliydi, çok doğru. Biz arkadaşlarla geçerken işte diyor ki ya hocam diyor, bizim yarışmaya da hiç öyle kızlar katılmıyor diyor. İyi ki demiş. Yani evet işte hayat İyi ki demiş. Bazen böyle çok ufak detaylarla insanın hayatı çok değişebiliyor. Ki ben bunu işte yaşadım. Normalde ben liseyi yeni bitirmiştim işte. Üniversiteye hazırlanacaktım falan. Hani öyle bir idealim varken. Öyle diyor. Babam da diyor ki yani şu kızımı diyorsun diyor, uzun saç. O diyor benim kızım. Hocam diyor mutlaka o zaman hani farz oldu yarışmaya. Alalım senin kızı falan. İşte olur da olmazdı neyse bir şekilde. Ama yani böyle tesadüfler. Ona yıldızın parladığı anlar diyoruz ya. Gerçekten evet. o yol için bir sebep oymuş lazım. Yani evet. Senin orada olman lazım. O öğrencinin onu demesi lazım. Aynen. Yani ama tabii güzellik yarışmasında da kalmadın. Falan. Yani orada tabii kalmadı. Tabii. Orada kalmadı. Oyunculuğa geçiş. Oyunculuğa verilen büyük emek var. Mesela ben yani Aydan Şener'in biraz o yönünü konuşmak istiyorum. Biz naif, zarif yanını biliyoruz. İyi oyuncu olmuyoruz ama disiplinin var senin mesela. Kimsenin tahayyül edemediği bir disiplinin var. Yıllardır aynı formdasın. Hiçbir zaman dağılmadın. Evet. Biraz bize anlatır mısın? Neler yapıyorsun bu konuyla ilgili? Yani hep mi böyleydin? Genç kızlığından beri.
Yani evet. İşte genç kızlık dönemiyle zaten bu şöhrete geçiş hani çok, çok hızlı. Çok hızlı olduğu gözümü için. Gözümü açtım şöhret oldum aslında. Gözümü açtım şöhret. Hani ben sanki hep böyle yaşamışım gibi, şöhretle yaşamışım gibi geliyor. Yani onun öncesini şöhretsiz olmayı ya. Unuttum bir tamamen tabii. Yani. 18 yaş evet. Tabii işine saygı beslenmen duydum her zaman. Hı-hı. Yani işime çok büyük saygı duydum. Çok severek yaptım oyunculuğu. Sonrasında çok sevdim. Tabii kiloma, beslenmeme dikkat ettim, takip ettim. Heh, sürekli bak. Yapılan şeyleri, dünya sinemasını çok izlerim. Tecrübe çok önemli tabii oyunculukta. Dikkat ettim, bunlara dikkat ettim. Ettim yani tabii. Ben tabii zaten özel yaşantıma dikkat ettim. Şimdi onu çekmek sakin, evet. Hem zarif, hep böyle naiftir Aydan Şener ama... Acaba mesela bir röportajında şey demişsin, o çok şaşırdım Sema getirince. Gerçekten demiş olabilir mi Aydan? Ne demiş? Dedim. arada keşke oyuncu olmasaydım dediğim kendime oldu. Ha bir dönem evet. Oldu biraz yordu herhalde şöhret beni. Biraz sıradan olmayı özlediğim bir dönem. Onu dedim doğru. Düşündüm yani bunu. Ne fakat, düşündürttü seni acaba bunu? Çünkü o kadar iyi bir oyuncusun ki ve o kadar ekrana yakışıyorsun işte ki. İşte ne düşündürttü bilmiyorum ki. Hani belki yalan yanlış o dönem çıkan bir iki haber. Hani işte bir dedikodu. Kırılgı tabii. Bir kırıldığım dönem ne bileyim. Dönem dönem oluyor yani. Kırıldığımız oluyor. Ya da mesleki anlamda da kırıldığımız dönemler olabiliyor. Haksızlığa uğradığını hissettiğin ya. Dönemler falan. O ara öyle bir dediğim oldu, o doğru. Fakat şimdi asla öyle düşünmüyorum. Çok da güzel yapıyorsun tiyatro evet. Sahnesinde, yani harika oyunlar oynuyorsun. Yani şu an hiç öyle düşünmüyorum. İyi ki hayat bana bunu getirdi, ya. İyi ki lütfetti. Çünkü o insanların sevgisini şimdi tabii sosyal medya sayesinde çok daha fazla görüyorsun. Görüyorum ve yaşıyorum. İyi ki diyorum bu işi yapmışım, iyi ki bu kadar sevilmişim. İyi ki bir iz bırakmışım. Ve bırakmaya bırakacağım da devam ediyorsun. İnşallah. Evet. Diye şimdi katiyen öyle düşünmüyorum. Peki o zaman aslında biraz önce dediğin doğru. Sen birçok şeyi açıkladın. Daha önceki röportajlarında hayatında zaten harika işler yaptın. Programlar yaptın. Biraz oyunculuk üzerinden gidelim. Oyunculuk biraz evrimleşti. Dönem değiştikçe oyunculuk tabii. da evrildi daha doğrusu. Tabii. Oyunculuğa bakış da değişti ve işte sosyal medya. Ben seni Instagram'da da takip ediyorum. Ben de çok seni, aktifsin. Çok güzel yani ay hoşuma adaptasyon. Gidiyor benim. Evet. Zaten sadece Instagram'da varım. Diğerlerinde yokum. Hoşuma gidiyor oradan insanlarla işte bütün yorumları okurum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Yani o şekilde buluşmalar, onun için tiyatroyu da mesela ben o yüzden çok seviyorum. Evet. Yani çok enteresan, Aydan Şener'e baktığımızda belki güzellik yarışmasından güzel olduğu için seçildi. Ama sonra oyunculuk kariyerini oyuncu olarak, hiçbir hep zaman oyuncu, güzel evet. kadının üzerine evet. değil, hep oynamak üzerine kurdu. Evet. O yüzden çok bu isterim. Döneme geçiş nasıl değerlendiriyorsun? Yani 20 yaşındaki Aydan Şener'e dönsen ne dersin mesela bu zamana geleceğini bilsen? Ay... Der misin mesela ne şey, şu tiyatro şunu da yap bunu. Mesela oynamak istediğin rol var mı? Şu rolde oynamak isterdim dediğin bir rol var mı? Yani çok oluyor tabii. Yani mesela Anna Karenina'yı oynamak evet isterim. Birçok oyuncunun oynamak isteyeceği bir roldür herhalde. Bir akıl hastası oynamak isteyebilirim. Komediye aslında çok yatkınım. Bence de. Ama gelen birkaç öneri oldu. Onları ben değerlendiremedim maalesef. Ama tiyatroda bütün oyunlarım komedi. Tabii ki yani oyuncunun şeyi bitmiyor ki. Biliyorsun. İsteği bitmiyor ki. Yani onu da ben oynayayım, bunu da ben oynayayım. Yani mutlaka o bitmiyor. Bitmesin de zaten. O heves olduğu sürece biz varız zaten. Şimdi mesela bir tarihi bir dizide inşallah öyle bir sürprizim olacak.
Evet, bir dijital platformda. Aa, çok güzel. Ya aynen. Aa, çok güzel Ayda. Evet, sordu, bir sultan yani karakteriyle geleceğim inşallah. Bunu da ilk defa burada ay, sana çok söylüyorum. Çok güzel, çok evet, mutlu oldum. Yani inşallah işte tam da öyle bundan bir şey bahsediyordum. Var. Adapte olmak, evet, durumu, dönemi değerlendirebilmek, evet, becerisi benim çok kıymetli. Dönem dönem mesela ara vermelerim de oldu. Yani canım istemiyor, yapmıyorum. Ya da daha doğrusu canım istemiyor değil. Her zaman isterim tabii ki seyircimle buluşmak ama hani uygun bir şey gelmediği dönemlerde de illa ekranda olayım, illa ya basına çıkayım, illa şunu yapayım. Hiç öyle şeylerim olmadı. Ben o dönem kendimi çekip biraz da hayatımı yaşamaya da özgürlüğüme de bir ya düşkünlüğüm var benim fazlasıyla. Onun için hani bütün hayatım sadece iş olmadı benim. Hep bir kendi hayatım ön plandaydı. Sonra işim geldi. İşte bu kendi hayatım derken işte çocuğum, onunla hayat, ilgileneceğim zamanlar, ailen çok arkadaşlarım, düşkünsün, dostlarım. Evet, evet. Ailen, arkadaşların da aynı zamanda. Aynı zamanda da öyle tabii. Yani onlara da hep zaman ayırmayı istedim hayatıma. Yani iş benim hayatımı hiçbir zaman ele geçirmedi. Ama Aydan hiçbir zaman da Aydan Şener olmaktan eksilmedi, eksiltmedi bu durum seni. Eksiltmedi, evet. Yani hep şey söylüyorlar işte, ya. Evet, o da enteresandır yani, tabii. İşte ben hatırlıyorum her gün bir haberin olması lazım. Öyle, aha, ya da böyle haberin, evet, iyisi kötüsü yoktur. Yok, Aydan Şener'in hep iyi haberleri oldu. Yani magazin hep Aydan Şener oldu. De öyle çok fazla olmadım hep. Hiç. Ama gene de bir şekilde magazin geldik, magazin olmamayı tercih ettim. Tercih ettim. Tabii tabii, tamamen değil mi? Tercih ettim. Yani tabii, yoksa insan istedikten sonra çok da magazinel aynen olabilir. Aynen. Magazinle ayrıca hepimizin ihtiyacı var. Seviyorum da magazini. Hiçbir zaman kötü ilişkilerim olmamıştır. Her zaman hepsiyle mesafeli. Nerede karşılaşsak hani cevabımı veririm, konuşurum, ederim falan. Ama magazin çok böyle skandal davranışlarda daha doğrusu bulunmamaya çok özen gösterdim. Ki aslında bütün gözler üzerindeyken. Evet. Hani böyle ara bir evet, ara bir yerde hani birincilikle top oynuyorsun ama magazine çıkmayayım diyorsun. Onun gibi evet, bir şey yani. Öyle. Bu kadar çok büyük başarı. Ben Aydan Şener'in bu başarısının aslında örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Meselenin sadece oyunculuk meselesi olarak bakılması, insanların hı, özel hayatına da saygı duyulması hı, gerektiğini düşünüyorum. Aydan Şener bunu çok güzel yaptı. Çok geride durdu ama seyircinin de aslında oyuncuya oyuncu gözüyle bakması burada çok kıymetli. Yani Aydan bunu stratejik olarak yapabildi duygusuyla. Ama herkes yapamayabiliyor. Evet, evet. Ben biraz bunu işte onu da hep söylüyorum. Stratejik olarak yapmadım. Bu tamamen mesela bana diyorlar işte hani hayır, işte mesafelisiniz. Yani haklısın da evet, istemedin. İstemedin o bu strateji, ha, ben de öyleyim. Mesela hiçbir zaman orada önde olup şey olacağıma geride dururum. Evet. İşimi yaparım. Bu bir stratejidir aslında. Kötü niyetli değildir. Strateji tabii, daha önde olmaya ama kurulan bu işte biraz şey da benim yapımla da kaynaklanıyor. Onu demek istiyorum. Doğru. Evet. Doğru. Hep çok naifti. Hep güzeldi. Hı. Diyecek bir şey bulamıyorum ki. Aydan Şener'i övmekten başka bir şey bulmak canım, çok zor. Çok peki. Aydan tiyatro sahnesindesin. Uzun zamandır tiyatro evet, sahnesindesin. Önce ne zaman başladı tam? İlk benim Çılgın Yenge diye bir oyunla başladı Nokta Tiyatrosu'nda. Hep çok istiyordum tiyatro yapmayı ama bir türlü işte ya ben çok yoğundum ya işte istediğim gibi bir şey bulamamıştım falan. Ama hep aklımın bir köşesinde ben tiyatro yapacağım vardı. Sonra bu Çılgın Yenge'yi çok severek kabul ettim. Abdullah Şahin miydi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Çok çok da güzeldi. Çok güzel bir oyundu. İki sezon onu çok da 200 küsür oyun oynadık. Sonrasında da Tiyatro Kedi sevgili Halkan Altıner'den işte İlhan Şeşen'le bana severim. Esme'yi anlatla ikincisi. Ay. İşte öyle sonra Aziz Nesin'in bir oyunu yaptık. Sonra işte Sevgilime Göz Kakoz. Şimdi de yine provaları süren Çamlıca'nın Üç Gülü diye bir oyun yapıyorduk ama bu pandemi olaylarından falan onu biraz askıya aldık. Ama tabii ki oynayacağız gene. Yani tiyatro da benim hayatımın hep bir yerinde olsun istiyorum. Artık hayatın yani, bayağı ortasında ama, yani. Çok şükür ortasında. Evet. Ama hani iki senede bir de olsa, üç senede bir de olsa bir tiyatro oyunuyla. O da seyirciyle buluşmak. Çok seviyorum o seyirciyle buluşmayı. Çünkü biz hani hep aramızda bir beyaz cam oldu seyirciyle.
Ama böyle turnelerde özellikle. Şimdi onu soracaktım. Gidip, yani o kulise işte geliyorlar onlarla birlikte. Bir de Aydan Şener'in gelmesi çok farklı. Güzel yani. Bir hepimiz şey yani. Tiyatro sahnesindeki birçok insan o kadar popüler olmamış, o kadar tanınmamış oluyorlar ama Aydan Şener Erin sahnede olup onlara dokunuyor olması değil mi? Çok orada alkış gidiyor. Herhalde bir tık çok, daha yukarı çok, çıkıyordur çok. Öyle düşünüyorum. Çok aynen. Oluyordur yani yoksa. Mutluluğu hiçbir şeye değişemem yani. O zaman gel şeyi konuşalım. Neden senin fikrini çok merak ediyorum. Neden sadece aşk, hayatla ilgili mücadele, sevgi, her şey 20 yaşla 40 yaş arasında bitiyor bizim coğrafyamızda. Bilmiyorum. Yani ne düşünüyorsun yani Meryl Streep niye bizde yani. Değil mi 70 değil yaşında mi? Fakat. Cate Blanchett niye olamıyor aynen, yani tabii. Bir sürü. Senin fikrin ne bu konuda? Yani bir fikrim bu konuda yok aslında açıkçası. Aslında oynadın da biraz güzel roller. Kenan abiyle oynadığın rol mesela çok etkileyiciydi, umut vericiydi. Fikrimin ince gibi. Evet, evet. İşte keşke yapılsa bunların arkası gelse keşke. Hani yani. Her yaşta aşk yaşanabilir. İşte ne bileyim mücadele, hayat mücadelesi verilebilir. İkinci bahar da çok tutan bir tabii işti ki, mesela. Tabii ki. Yani bizim halkımız seviyor ama böyle bizde işte. Biraz böyle işte şey çok dayatıldı ya. Yani herkes genç olmak zorunda. Hmm. Herkes güzel olmak zorunda. Gibi yani ben işte bu sosyal medyadan falan da çok bakıyorum da işte tek tip insanlar işte herkesin çenesi aynı olmak zorunda, elmacık kemikleri, dişleri aynı olmak zorunda, burnu filan. Yani artık güzel olmanın bile bir manası kalmadı çünkü herkes bir tabii şekilde canım, gidiyor, güzel Aydan olabiliyor gibi yani. Beni yap diyor mesela yapılıyor öyle şeyler oluyor. Yani bu çok dayatılan bir şey oldu güzel artık söyledim. İnsanlara ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Çok gerçekten haklısın. Yani hayatta çok daha başka değerler var. Yani bu gençlere özellikle bunun dayatılmış olması. Yani herkes böyle çok zayıf. İşte herkes çok güzel. Herkesin saçı şöyle. Yani hayır. Kimsenin bir özelliği kalmaz ki bu durumda. Herkes çok daha aynı başka olursa. Değerler var sizi insan yapacak. Başka özellikleriniz de olmalı. Yani çok ön plana geçti bu güzel olmak ve genç kalmak. Hayır biraz kırışıklıklarımız da olsun, biraz yaşımızın olgunluğu, o demlenmişlik. Kaldı ki oyunculukta demlenmişlik çok kıymetli bir şey. Ve yani bir nesil onu tanımıyor. Yani evet. Ben ona çok üzülüyorum. Dizilerde falan sanki herkes öyle olmak zorundaymış gibi. Yani yapılan işler çok başarılı ama yani bunu da deyince sanki şikayetçi gibi olacağız ama. Hayır yani o da olsun elbette. Tabii ki. Ama bu da olsun yani hani. Aynen. O da olsun bu da olsun mantığından gidiyoruz ama ben de çok ihtiyaç duyuyorum. Gerçekten Aydan Şener'in oynadığı o hayat yorumunu bir dizide görmek çok çok kıymetli. Bu arada genç olma meselesi de biz hep her programda çok değerli hocalar alıyoruz Aydan. Şeyi anlatıyorlar yani hani hep şu yaş almakla yaşlanmak arasındaki farkı anlatıyor. Yani insan kendini doyurduğu noktada hep genç. Evet. Hep genç yani. Evet. Yani meseleye de biraz buradan bakmak gerekiyor. Aynen, İnşallah öyle. Bakacağız. Peki Ecem'e gelmek istiyorum. Diyorsun ki yaşama sebebim. Tabii. Hayatımın şeyi ne kadar önemli bir ya, şey ya. Değil mi? Sen de yaşıyorsun ben işte de, biliyorsun. Ay, evlat hiçbir şeyle kıyaslanmıyor hiç, tabii. Hiç yani dünya bir yana hani o bir yana doğru bir laf. Dünya bir yana o bir yana evet. O bir yana. Her türlü dünya. Ben mesela bir laf vardır burnumun direği sızladı falan denir ya. Ben onu mesela yani hep söylediğimiz bir laftır ama anlamını anne olduktan sonra öğrendim. Bebekti böyle bir yerim bıraktım birkaç gün bir ayrımı kaldı bir şey oldu böyle bir. Ecem'i düşündüm ve şuramda gerçekten bir sızı hissettim. Ah dedim bu laf demek ki buradan geliyormuş dedim. Yani o burnunun direği sızlamak. Aydan sana baktığımda ne kadar yani. Doğal bir kadının olduğunu bir örneği daha buradan. İşte hayatının en popüler döneminde, en star döneminde. Evet, evet doğru. Bir dakika ya ben anne olacağım dedin. Vallahi. Yani aslında bu çok evet. Önemli bir örnek. Hiçbirimizin buna ben de dair olarak cesaret edemediği, gerçekten akışta olduğunun en büyük örneğidir. Yanlış mı düşünüyorum? Evet, çok gerçekten en büyük yani en zirvedeyken şöyleydim. Ben anne oldum. Evet iyi ki de olmuşum. İyi ki de olmuşsun. Ya. Ve yani ondan hiç düşünmedim sonra düşünmedim ki yani bak, acaba öyle mi olur böyle mi olur şöyle yani. Şimdi öğretiyorlar ya anda kalın, akışta kalın. Aslında sen bunları aslında yapmışsın. Aslında ben yaptım yani bilmeden, bilinçsizce.
Hep anı yaşadım ama hayatım boyunca da öyleydim. Yani özel hayatımda da öyle. Hayat ne getirirse ben onu yaşarım, yaşadım. Zaman zaman pişmanlık duydum. Zaman olsun. Zaman keşke olsaydı, içinde. Keşke olmasaydı. Aynen o da, o da hayatın içinde bir şey. Yani. Sema'ya onu söyledim. İşte Aydan Şener gelecektim. Aydan için hani naif mert diye bir cümle nasıl olunur bilmiyorum. Hem mert hem naif nasıl olunuyorsa Aydan Şener kadar öyledir. Güzel, yani. Güzel, hem merttir hem naiftir. Hani mert diye böyle biraz daha güç olarak koyarlar. Ben mert insanım. Yok. Hayır. İnsan naif olarak da mert olabilir. Aynen öyle. Dürüst o bir olabilir, kişiliktir. Tabii. Aydan tam bir merttir yani. Hiç illaki öyle erkekse olmak hiç işte delikanlı, kadın mertliğin falan. De cinsiyetini yaptılar da. Yani, maalesef. Evet. Peki Ecem, o da oyunculuk yapıyor değil mi? Evet. Nasıl bir duygu? Şimdi ben de ileride düşünüyorum Ali için. Nasıl başladı? Yani öyle bir denemek istedi. Zaten çok iyi bir seyircidir o sinema özellikle alanında çok bilgilidir. İstedi bir kurslara gitmek istiyorum dedi. Zaten görsel iletişim tasarımı bitirmişti. Yeditepe Üniversitesi'nde. Olur kızım dedim bir dene bakalım. Hani ben çok tercih etmem çünkü bu dönemde işte oyuncu olmak isteyen çok genç var. İşte bu işin biraz da şansa dayalı olduğunu falan da bir zorluklarını bildiğim için. Yani bir dene dedim. O da işte birkaç dizide öyle oynadı. Evet. Seviyor. Şimdi de yüksek lisans yapıyor Kadir Has Üniversitesi'nde. Gene oyunculuk üzerine. Yani hiç sen istesen de o yolda. Aynen, peki izlerken birbirinizi Ecem'i ya da seni mesela hep çok enteresandır. Bizim bir atasözümüz vardır. Mum dibine ışımaz derler aslında. Yani annen ailede biri böyle bir mesleğe hakimse pek dışarıyı aydınlatır ama içe ışımaz olabiliyor bazen. Kendini var etmek istiyor. Sizde nasıl gelişti o ilişki? Oyunculukta soruyor mu? Birlikte? Ya bazen tabii hani böyle bir audition falan olduğunda birlikte çalışıyoruz. Zaten biz çok günde 3-4 kere telefonlaşırız. Her şeyde hani o beni arar ben onu ararım. Çok iyi dostuz yani Ecem'le. Onu diyorum kız annesi özellikle olmak. Belki erkek çocuğu için olanlar da öyledir de onları bilemiyorum. Yani kendinize bir arkadaş doğuruyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel birçok alanda. Paylaşıyor musunuz peki soruyor mu? Her şeyimizi paylaşırız. Her şeyimizi. Yani ben de onunla o da ben ama o bana daha çok karışır. Oyunları izler. O bana daha çok. Ben hani daha rahatımdır biraz daha relaksımdır falan. O biraz da pimpirikli de bitti. O ayrıyız. Oyunları izlediğinde o bana diyor çok mu karışır. Şurayı şöyle yapmalıydın anne, burayı böyle yapmalıydın. Tabii, oyunları izlediğinde. En büyük eleştirmen. Her konuda. Ay ne her güzel. Her konuda öyledir. Çok çok. Birlikte oynadınız mı hiç? Çok da güvenirim şeyine, görüşlerine. Birlikte oynadınız mı? Yok. Hayır, birlikte röportaj bile hani vermeyip o tamamen kendi yolunda gitmek istedi. Evet. Yani aslında araştırırken biz Ecem gerçekten kendini var etmeyi seven. Öyle. Evet, Aydan Şener'in kızı olmaktan çok gurur duyan. Öyle, ama çok kişilikli. Ben de varım. Sen de bu konuda özgür alan açmış bir annesin ama biz yine de seyirci olarak ikisini yan yana görmek çok isteriz. Olabilir, buradan yapımcılara duyurulur. Ben çok isterim. Çok güzel bir şey olur anne kızı. Sen ister misin ben mesela kızının? Ya, çok isterim. İnşallah. Çok isterim. Oynadık da biz iki reklam filminde birlikte oynadık. Reklamlarda doğru gördüm. İki reklam filminde birlikte oynadık. Muhteşem bir tat evladınla oynamak. Ya. O yüzden Ecem'le oynamanı çok isterim açıkçası. Çok da yakışırsınız. Çok da güzel olursunuz. Doğru. Hayatta da birbirinize çok yakışmışsınız ki Allah birlikte tutmuş sizi. Peki Ecem'le Ecem ve daha sonra hayatla ilgili planların neler? Ya da kendinle ilgili planların, oyunculukla ilgili var mı? Hiç plan yapmayı sevmiyorum Açeli hayatta. Hiç de yapmadım yani. Böyle hedeflerim olup o hedefe yönelip yani öyle yaşamadım ben hayatı. Hep dediğim gibi biraz önce de akışında. Hayat ne getirirse akışında. Çünkü hiç ne olacağımız belli değil. Yani biz plan yaparken hani tarihlermiş ya. Evet, biraz da kaderciyimdir ben. İnanırım yani kadere. Hayat ne getirirse, bakalım ama onu göreceğiz, o zaman yaşayacağız. Getirilenleri... Yani bir planım yok. İleriye yönelik ne olur ne biter. Yani sağlıklı, huzurlu en yaşamak güzel. Yani ne olacak ki?
Vallahi şey gibi hissediyorum ki? Böyle. Hazreti Mevla'nın ama böyle öyle şeyleri oluyor. Tasavvuf. Vallahi Aydan da böyle ama hep böyleydi Aydan. İnanın yani. Hani öyle nasıl diyorlar anlatayım? Bana huzur veriyor. Hep huzurludur. Öyle. Ya sette gelirdi böyle evimin erkeği diye bir iş yapmıştık. Evet. Aydan gelirdi sette. Gaçeli'cim böyle ben de o zaman böyle kiloluyum. Yaparsın. Biraz dikkat edeceksin. Şu sabah kahvaltını biraz şöyle yapacaksın. Evet, değil mi? Güzel, her şeyin güzel çözümü var bu hayatta. Hiçbir evet şey öyle çok fazla dert edilmeye değmez. Çünkü çok kısa yani hayat. Ya. Benim de oluyor tabii ki bazen öyle bir üzüldüğüm, kızdığım, fevrileştiğim, hele ki daha önceki yıllarda şimdi daha da çok ama tam hissettim zamanla galiba insan bunları törpülüyor. Daha hoş görülür. Kızınca yükselir mi mesela Aydan senin? Ay, tabii tabii. Gerçekten. Yani. Tabii ki canım. Hmm. Yani. Hani bazıları kızdığında hani öyle bir delirme anlarım var vardır. Hmm. Tabii tabii çok cadı taraflarım da vardır esasında da. Ama o nadiren nadir, yani. Bence de. Evet. O çok zor bir. Hani, yani onu çok zorlamaları lazım. Yani. Evet, çok zorlarlarsa da. O kadar da olacak yani. İnsanız neticede tabii ki hepimizin. Peki. Şimdi yeni bir rol, bir senaryo geldiğinde önüne biz şeyi çok merak ediyoruz. Gelen bütün oyuncu arkadaşımıza da sorarız bu soruları. Kriterlerin nelerdir deriz mesela. Yani nedir senin için önemli ya olan? Ya benim için yani ilk 3-5 sayfada zaten hani şöyle göz gezdirdiğim zaman sevip sevmeyeceğimi aşağı yukarı anlayabiliyorum. Şimdi tabii genelde şeyden gönderiyorlar mail olarak falan oralardan bakıyor. Yani genelde anlayabiliyorum onun nereye gidebileceğini. Artık o biraz da herhalde sezgiler de güçleniyor tecrübeyle birlikte. Yani bu tutar bu tutmaz dediğim işte çok az yanılmışımdır. Ya şimdi onun çok az yani. Çok nadirdir. Mesela dizilerde de öyle. İlk bölüm yayınlanır. Hani bu gider gitmez. Yani %99 da oluyor dediğim gibi. Yapım şirketi de önemli herhalde birçok oyuncu onu söylüyor. Kimin yaptığı da iş tabii çok ki, önemli. Tabii ki o önemli. Diğer kast önemli. Senaryonun iyi yazılmış olması yani beni içine alması bunu oynamak istemem çok önemli. Oynarken müdahale ama eder ama tabii misin ki bu arada istemeden kabul ettiğimiz işler de olmadı değil zamanında hani. İşte bazen birilerini kıramıyorsun. Mesela Osman Seden'i benim kırma ihtimalim yoktu yani. Hani bazen öyle de denk düşmüştür. Çok da içime sinmeden oynadığım işlerde olmuştur. Ama hele ki bundan sonrası için artık sevmem önemli. O karakteri çok sevmem önemli. Dediğin gibi yapım şirketi, çekecek yönetmen, diğer oyuncular, senaryonun iyi yazılmış olması bunlar çok önemli. Oynarken senaryoya müdahale eder misin? Yani mesela yani senaryoya pek olmasa da ne bileyim. Ya benim oluyordu mesela dürüst olayım. Ya ben bunu söylemek istemiyorum diyordum. Kibarca da diyordum. Onlar olur. Diyaloglara demek istiyorsun. Evet, ben onlar olur ama tabii. Onlar dediğim olur. Çok oluyordu bütün yani. Bütün oyuncularda o olur. Hani onu daha kendi ağzına evet oturacak şekilde söylemek gibi olabilir. Ama senaryonun geneline müdahale etmek hele artık çok olacak, zor tabii. Olacak şey değil. Onu yapıyorduk. Evet. Peki bizim klasik sorumuz var. Şimdi bir masa kuruyoruz seninle birlikte burada. Güzel bir masa içinde böyle yemeklerimiz var. Çok güzel her şeyimiz var. Ama masaya birilerini oturtmamız gerekiyor. Kimleri oturtursun mesela? Bak buna keşke hazır. Ecem'i oturtalım. Ecem'i en başa baş köşeye ve oturtalım Ecem'i yani. Ay o kadar çok ki şimdi geçmişten birini söylesem de olabilir öbürleri gücenir. Hayır geçmişten de olabilir. Çok var çok. Çok çok, var? Çok kişi oturturum. Senin evet çok çok insanın 20-30 var. 20-30 kişi oturturum oturur, herhalde. Evet hep birlikte. Ecem'le senin dışında kız arkadaşların. Arkadaşlarım olur. Evet. Akrabalar. Öyle çok da arkadaşım yoktur ayrıca benim. Hani çok eledim daha doğrusu. Öyle oluyor. Evet. Suzan az abla öz olurdu. Yetiyor. Suzan teyzem olurdu tabii. babam olurdu. Tabii ki Binnaz olurdu. Halam olurdu. İşte başka kuzenlerim var onlar olurdu. 3-5 tane de arkadaşlarımdan olurdu. 5 kişi daha olurdu. Evet. Onların adını söylemeye. Peki günümüz oyuncularından da oturtalım istiyoruz beğendiklerini.
Kimleri beğeniyorsun kızlardan, erkek çok vardı. Ben de çok beğeniyorum. Ne olacak bizim bu işimiz? Vallahi. Bana soruyorlar, vallahi beğeniyorum evet, diyorum. Evet, ben de beğeniyorum. Çok be, Serena'ya çok bayılıyorum. Aynen, tabii Kıvanç ki. Tatlıtuğ'a bayılıyorum. Hepsine. Fahriye'ye hepsine. Bayılıyorum yani. Vallahi diyorum Açeliyam numara, hayır tabii. Diyorum gerçekten hepsini beğeniyorum yani hani. Brad Pitt'i alalım ama. Onu ana o da baş köşe. Lütfen o da bir baş köşe olsun. Aynen. Geçen gün Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin böyle çok karamsar yazarı oynadıkları bir filmi izledim. Biliyorum. Ay izlerken böyle ay dedim ya. Çok sıkıldım. Sonra 4 gün film aklımdan gitmedi. İşte dedim. İşte bu değil işte mi? İşte bu evet. Dedim. Yani doğru kasvet veren bir film. Bir, ama kafamdan gitmedi yani. Hani oyunculuk başka bir sihir tabii bu anlamda. Peki tabii. Eğitim vermeyi hiç düşündün mü ya da verdin mi? Oyunculuk eğitimi verdin mi? Yok hiç vermedim. Öyle bir iki oyunculuk şeylerinden öyle bir iki teklif geldi aslında ama hani zamanlar uyuşmadı falan kabul edemedim. Hmm. Bilmiyorum cesaret de edebilir miyim öyle bir şeye ayrıca da yani. Bizim bu oyunculuk usta çırak ilişkisidir. Sen Aydan Şener'sin evet, yani o senin yani. Tevazunda, naifliğinde söylenmiş cümle olsa gerek. Çünkü öğretmek bir şeyi o çok... Başka bir şey tabii. O da ayrı bir eğitim gerektirir evet, belki öğretmek de yani. Başka, evet. Öğretmek de bir yetenek ya da hani her iyi oyuncu belki de değil ama. Belki de her yetenek de olabilir. Ama bence güzel olurdu yani. Peki idealinde bir çiftlik varmış. Çiftlik ya, hayatı ya, varmış. Evet. Bir kere hayvanları çok seviyorsun. Hayvanları Ayda. Sevdiğim için o çiftlik olayı oradan çok seviyorum. İlk eskiden de korkar mısın değil korkardım. Mi? Korkardım tabii tabii. Yani şimdi çok sinir oluyorum. Niye diyorum yani hayatımın o dönemlerini hayvanları şey yapmadan, bir arada olmadan onlarla geçirmişim diye üzülüyorum yani. Hmm. Gene severdim ama uzaktan katiyen yaklaşamazdım, korkardım. Kaçardım yani arabamın içinde otururdum bir saat orada bir tane sokak köpeği var diye çıkamazdım falan. Yani çok bilirim böyle yaşadığım şeyleri o derece korkardım. Ve onu diyorum bana hani çok korkuyorum ben alışamam diyenlere ben alıştıktan sonra diyorum herkes alışır. Yeter ki bir yavru kediyi veya köpeği şöyle bir elinize alın. Şöyle bir onun gözlerine bakın. Mümkün değil yani alışmamanız. Öyle çok seviyorum Seviyorsun, onları. Değil mi? Evet. Yani beni en çok üzen şey de onlara verilen zararlar. Sanki onların canı yokmuş gibi. Kesinlikle kanun düzenlenmeli. Daha kesinlikle. Da daha da sert cezalar yani verilmeli. Çıkmıyor. İnanamıyorum. Var şu an tasarıda inşallah çıkacak ama inşallah. çok ama büyük cezalar büyük ceza verilmesi lazım. Yani lazım. Öyle 3-5 para cezasıyla salını vermeler falan yok. Yani bu hayvan tecavüzleri işte kötü davranmalar falan. Senin çok güzel hayvanların da var. Var dolu bende. Dolu. Bir köpeğin vardı. Köpeğim var. Eskiden beyaz. O vefat. Lucky miydi adı? Doğru mu hatırlıyorum? Puffy. Vodka vardı. İki tane vardı. Ya. Sen onları bilirsin. Onların ikisi de maalesef gitti. Ama şu anda da var. İlk de Ecem getirmiş değil mi? Tabii. Onun evet. Yani işte evlat hatrına. Yani çok istiyordu. Ne büyük hediye. Ya. Ne büyük onun hediye. İçin aldık. Sonrasında ben böyle müptelaları oldum. Kedilerim var çok fazla sayıda. Ya, evimde müsait olduğu için. Bahçe falan var. Yoksa zaten mümkün çok değil. Çünkü 20-25 tane kedim var. Yani bayağı kedi, yani. Hayvan biraz severim diyorsun. Yani hayvan severim diyorsun. Ne kadar geliyorlar güzel. Ben de şey yapamıyorum gönderemiyorum. Geliyorlar onlar da yaşasın diyorum. Aynı güzel. Bu dünya hepimizin ya. Aynen. Biz bize ait zannediyoruz. Yok, hepimizin. Tam tersi her nefes biz alan, her var olan herkesin bu dünya. Tabii. Biz onların alanlarına giriyoruz yani. Bravo. Ben de aynen değil. Öyle düşünüyorum. Kısa bir reklam aram var. Devam tamam. Edeceğiz. Evet. Sevgili Aydan Şener'le yavaş yavaş bitiriyoruz yayını. Ay çok üzülüyorum. Çünkü biz gerçekten Aydan'a bakmaya doyamadık ama ben sosyal medyada, Instagram'da devamlı zaten takip ediyorum. Ben de ediyorum seni devamlı takip Aydan ediyorum. Aydan bitiyor. Ne demek istersin? Bu dönemin insanına, şu dönem için. Mesela... Umutlarını kaybetmesinler. Umut her zaman var olmalı. Hı hı. Çünkü ben duyuyorum işte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, artık her şey böyle mi gidecek, hayat bu mu filan gibi böyle. Hayır, her şey düzelecek, yoluna girecek. Buna inançlarını hiçbir zaman yitirmesinler.
Dünya bununla da baş edecek. Ben çok inanıyorum. Sevgi ya. Sevgi ya, her şeyin özünde sevgi. Bak şimdi o hayvanlarına sarılıyorsun değil tabii mi? Şu an sarılamıyoruz birbirimize. Evet. Biz o hayvanlarımıza, ağaçlarımıza sarılıyoruz. Evet. Ben sarılıyorum. Aynen, ben de öyle tabii. Onlar demek ki bizim için varmış. En büyük örnekleri. Tabii. Yani sevgiden uzak durmasınlar. İnsanları sevsinler. Hoşgörülü olsunlar. Yargılayıcı olmasınlar. Ya, ne güzel söyledin. Herkes çünkü o kadar kolay yargılıyor ki. Yani bazen programlarda da öyle izliyorum da. Öyle de bu böyle de şöyle de yani. Ay bırak ya, biraz herkes kendine baksın. Herkes kendine ya yoğunlaşsın. Kendini geliştirmeye çalışsın. Bir derdin varsa kendine olsun. Evet yani. Değil mi? Evet. Başkasına o kadar dedikodu yapmasın. Ya. Güzel güzel geçirsin herkes canımsın zamanını benim. İstiyorum. İyi ki varsın Aydan Şener. Çok biz seni seyretmeye ederim. Doyamadık. Doyamayacağız. Doymayı da hiç düşünmüyoruz. Çok teşekkür Sen ederim. Sen hep sahnede, ekranda hep olacaksın. İnşallah. Sen Aydan Şener'sin. İnşallah. Biraz zor bir görev bu, kabul ediyorum. ama sen kendi hayatında çok güzel, dengeli yaşayabilen harika bir örneksin. Oyunculuk hayatında. Başarılar diliyorum çok hem insan olarak. Ben de sana diliyorum. Zaten çok başarılısın. Programlarını seyrediyorum. Instagram'da sürekli takibindeyim. Canlı yayınlarını da seyrediyorum. Sonrasında koyuyorsun ya, oradan da seyrediyorum bazen. Canım çok benim. Başarılısın, devamını diliyorum. Canım. İşte örnek evliliğinde aldığım insan belli zaten. Evliliğinde de mutluluklar diliyorum sana çok. Canım. Örnek aldığım insanlar ay, belli Aydancığım. Ne mutlu bana. Harika bir gündü bugün benim için, hepimiz için. Aynen. Efendim ne diyeyim artık, bunun tadının üzerine şöyle güzel bir kahve içilir değil mi? Belki içtiniz, su içilir. Şöyle bir Aydan Şener'le nefes aldık. Ay. Bu tertemiz nefesi güne yayalım. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.